tarihi, turizmi, tarımı ve teknolojisiyle 4T yolunda hızla ilerleyen Kuzey Akdeniz'in parlayan yıldızı Aksu. İnsanı doğa güzelliğiyle büyüleyen Kurşunlu Şelalesi, antik dünyanın bilim ve sanat kenti Perge, Ağlar Camii ile Aksu görülesi, yaşanılası bir yer. İç kısımlarda yapılan tarım ile ekonomiye, sahilde yükselen oteller sayesinde de turizme katkı sağlayan güzide bir yerleşim yeri. Huzurun, kardeşliğin, sevgi ve paylaşımın en güzelinin yaşandığı çağdaş bir kent olma yolunda büyük adımlar atan Aksu Belediye'miz. Aksu'nun kaderini değiştirmek için yola çıkan ve birçok projeye imza atan Belediye Başkanımız Halil Şahin. İlçemizin en büyük sorunlarından olan imar konusunda yıllardır yapılamayanları yaparak, hazırlanan imar planlarıyla vatandaşlarımızın yüzünü güldürdük. Kör düğüm haline gelen Çalkaya sorununu çözüme kavuşturmak amacıyla Maliye Bakanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ile tapulardaki şerhlerin kaldırılması için sulhname imzaladık. Halkımızın ayağı taşa değmesin istedik. İlçemizin içinde bulunan tüm kaldırımları yenileyip yolları asfaltladık. Diğer bir sıkıntı olan atıl vaziyetteki Macun Deresi'nin ıslahı için kolları sıvadık. Asat'la yaptığımız anlaşmayla derenin üstünü etap etap kapatarak ilçemizin kötü kokulardan arındırılmasını sağladık. Aksu Çayı'nda yapılan ıslah çalışmaları sayesinde kış aylarında yaşanan sel felaketleriyle mağdur olan çiftçilerimizin derdine deva olduk. Her mahalleye bir park projesiyle çocuklar için modern parklar hayata geçirerek ilçemizde bulunan 6 adet park sayısını 53'e çıkardık. Hayırsever iş adamı Şahin Kırbıyık'ın büyük desteğiyle özellikle çalışan annelere kolaylık sağlamak amacıyla ilçemize ilk kreş ve gündüz bakım evini kazandırmak için çalışmalara başladık. Sağlık sektöründe de büyük adımlar attık. İlk etapta yapılan 7/24 açık Sen Polikliniği ile vatandaşlarımızın sağlık sorunlarını çözüme kavuşturduk. Bununla yetinmeyerek dev proje 300 yataklı hastane için ihale yaptık ve planları tamamladık. Aksu Devlet Hastanemiz çok yakında halkımızın hizmetine açılacak. Hazırlamış olduğumuz planlar doğrultusunda yapacağımız kent meydanıyla ilçemizin çehresini değiştireceğiz. Daha kaliteli hizmet anlayışı ile ilçemize hükümet konağı yapımı için çalışmalara başladık. Ayrıca hızla gelişen ve büyüyen ilçemizde Fen İşleri Müdürlüğü için yeni bir hizmet binası yapıp kullanıma açarken Temizlik İşleri Müdürlüğü binasının yapımına da devam ediyoruz. Mahallelerimizin ilk kapalı pazarlarıyla alışverişi daha keyifli bir hale getirdik. Toplamda 7 adet kapalı semt pazarını halkımızın kullanımına açtık. Eğitimde de öncü olan bir belediyeyiz. Yaptığımız yatırımlarla Aksu'muzu adeta okul cenneti haline getirdik. Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptırdığı okullarla hayırsever iş adamlarımızdan Ufuk Cömertoğlu ve Mehmet Kürşat Başkırt ailelerinin destekleriyle ilçemize yeni okullar kazandırdık. Ayrıca Türkiye'nin ilk tematik okulu Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilçeye değer kattık. İlçemizde bir ilk olan halkımızın rahatça denize girebileceği 4 adet temiz ve ferah halk plajını kullanımlarına sunduk.
Vatandaşlarımızın tatil günlerinde rahatça piknik yapıp çocuklarıyla güzel vakit geçirip dinlenebilecekleri yeni alanlar inşa ediyoruz. Kır kahvesi, yöresel ürünler satış ünitesi, amfiteyatrosu, spor tesisi, kültür evi, macera parkı, paintball, manej, oyun alanları ve yapay gölet gibi çeşitli düzenlemelerin bulunacağı 421 bin metrekarelik alana sahip Şehit Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir mesire alanımızın çalışmalarına başladık. Her geçen gün büyüyen, daha çok hizmet almaya ihtiyacı olan ilçemize hizmetlerimizi daha iyi verebilmek için araç filomuzu genişlettik. Expo 2016 hazırlık çalışmaları kapsamında köprülü kavşaklar ve modern duraklar yapılarak raylı sistem Aksu merkezine kadar getirildi. İlçenin çehresini güzelleştirmek için birçok çalışma yapıldı. Aksu'nun önünü açacak tüm projelerde ev sahipliği yapmaktayız. Sosyal belediyeciliğin kapsamında ihtiyacı olan her vatandaşımızın yanında olduk. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen iftar programları, yüzlerce çocuğun sünnetinin gerçekleştirdiği sünnet şölenleri, Anneler ve Kadınlar Günü etkinlikleri, Yağlı Pehlivan güreşleri ve Çanakkale gezileriyle sosyal aktivitelerin öncüsü oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taleplerini yerine getirdik. Hoş Geldin Bebek projesi kapsamında belediye başkanımızın eşi Ümmü Şahin hanımefendi annelere bu mutlu günlerinde destek verdi. Ayrıca hasta ve yaşlıları da ziyaret ederek onların hayata tutunmalarını sağladı. Aksu Belediyesi Spor Kulübümüzde çocuklarımıza güreş, voleybol, futbol, muay thai, kickbox, basketbol, halk dansları branşlarında spor yapma imkanı sağlayarak genç, dinamik bireyler yetiştirmeyi hedefledik. Az laf, çok iş dedi. Gece gündüz demeden aralıksız çalıştık. Akdeniz'de marka olma yolunda ilerleyen Aksu Belediye'miz ve uygar vizyonunu ortaya koyan belediye başkanımız Halil Şahin, sizlerin de desteğiyle klasik değil, standardı yüksek belediyecilik anlayışını sunabilmek için daima kendini yeniliyor, geleceğe bilinçle ilerliyor.